Ve o kadar canım sıkıldı ki, tabii ki sizinle ben paylaşmak zorundayım. Tabii ki söz verdiğim gibi her hususu gerektiği anda en şeffaf biçimde sizinle paylaşmak durumundayım. Biliyorsunuz ben size söz verdim bu şehrin maneviyatına sahip çıkacağıma, bu şehrin doğasına, bu şehrin tarihine, bu şehrin gelirine, bu şehrin adil bir kent olması için ilk başladığım günden son güne kadar her şekilde sahip çıkacağıma ben bu şehrin 16 milyon insanına, hatta bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne 82 milyon insanına söz verdim. İşte tam da bu sebeple size çok üzücü bir olay paylaşmak istiyorum. Bakın bugün bu akşamüstü saat 17 sularında, yani bizim hiçbir şekilde haber edilmediğimiz, haberdar edilmediğimiz, davet edilmediğimiz bir toplantıda içeride kim olduğu belli olmayan, daha düne kadar Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışanı olan, 3000 lira maaş alan, bir vakfın da geçmişte genel müdürlüğünü yapmış, bir şahsa ait olan bir şirkete İstanbul'un en kıymetli Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının arka planındaki kullanım alanlarının ticari faaliyet yapılmamak üzere 350 bin lira bedelle bizden habersiz, sözüm ona bir bahaneyle bizim ihaleye girmemizi engelleyerek bizden habersiz verdiler. Kınıyorum, gereğini yapacağımı bütün vatandaşlarımın huzurunda söz veriyorum. Bir, sebebe bakar mısınız? Bu akşam bu kısmı komedi. Şartnameye göre böyle bir zorunluluk olmadığı halde ihaleye giren 4 belediye şirketinin de ayrı ayrı iş deneyim belgesi olmadığı için elenmişiz. Bakın, yasal yollara hemen başvuracağız. Ya kardeşim, konsorsiyumun tanımı ne? Nedir tanımı? Konsorsiyum eksikler tamamlanması için yapılır. Bahaneye bakar mısınız? 4 şirketin de ayrı ayrı iş deneyimi olmadığı için. Daha dün belediyede 3000 lira maaşlı 10000 lira sermayesi olan şirketin deneyimine güvenenler bizim bir şirketin, o koca kültür AŞ'nin deneyimini hafife alıp diğer şirketlerden de ayrı ayrı olmasıyla bahane üretiyorlar. 2. Sormak istiyorum şimdi. Ortaklık sözleşmemizi bugün uygun bulmayan bu kurul 15 gün önce bizim o ihaleye girmemizde hiçbir engel bulmadılar ve bizi de o ihaleye kattılar. Sebebi neydi? 15 günde değişen neydi? Değişeni söyleyeyim mi size? Motivasyonunuz. Bakın, içinde kim varsa, en o salonda bulunanlardan başlamak üzere kim varsa, yukarıya doğru kim varsa, kime kadar gidiyorsa, hakkımızı, 16 milyon insanın hakkını öyle bir arayacağım ki siz de bunu göreceksiniz. Tüm hukuki yollara hemen başvuracağız. Ben hala motivasyonunuzu anlamış değilim. Bu konuda kılını kıpırdatmayan Sayın Bakan'a da buradan sesleniyorum. 16 milyon insan adına sesleniyorum. Kılını bile kıpırdatmayan. Şimdi siz bir başka komik sebep daha paylaşacağım. Bütün İstanbullular bence gülecek buna da. Bakar mısınız? Müşterek ve müteselsilen yerine ortaklaşa ve birlikte demişiz başvuruda. Yani müşterek ve müteselsilen yerine ortaklaşa ve birlikte. Yani birisi eski Türkçe, birisi yeni Türkçe. Bakar mısınız sebebe? Komediye, motivasyona bakar mısınız? Bu şartnameye aykırırmış. Düştükleri duruma gülersiniz ama ne yazık ki bu trajikomik bir durum. Çok yazık. Çok ayıp. Büyük bir skandal daha. Dediğim gibi elemanlar orada hazır. O şirketin elemanları orada hazır. Haberdar ediliyor. Aynı anda bize yazı gönderiliyor. Efendim, biz ihaleyi yaptık. İşimiz bitti. Suç duyurusunda bulunuyoruz. Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi'nin bütün avukatlarıyla, İstanbul'da ne kadar katılmak istiyorum diyen avukatlarla suç duyurusunda bulunuyoruz. Ne kadar katılmak istiyorum diyen avukatlarımız gidecek, onlar da eşlik edebilir vatandaşı temsilen, suç duyurusunda bulunuyoruz. Saatinde bildireceğim.
Yani o suç duyurusunu bütün hukukçularımız gidecekler, bu milletin 16 milyon insanın hakkını arayacak. Küçük bir mesele mi? Çok büyük bir mesele biliyor musunuz? Bu kokuşmuşluğun çok büyük meselesidir. Hakkını arayacağım. Beni insanlar, 16 milyon insan bunun için seçti. Kim ya? Bu motivasyon ne için? 16 milyon insanın malını tek faaliyet, kültür, sanat etkinlikleri olan bir alanın tek verileceği İstanbul Büyükşehir Belediyesi iken sermayesi 10 bin lira olup daha 3 bin lira, daha düne kadar 3 bin lira Büyükşehir Belediyesi'nden maaş alan, daha düne kadar bir ailenin fertlerinden oluşan bir vakfın yöneticisi olan, genel müdür olan bir şahsa verilmesinin altındaki motivasyon nedir? Bu motivasyon burada neyse başka yerlerde de sirayet eder. Onun için hak arayacağız. Onun için 16 milyon insanın hakkını yedirmeyeceğiz. O Haydarpaşa'nın o alanına, Sirkeci'nin o alanına bu halk müsaade etmediği sürece hiç kimse giremez. Bunu sizinle paylaşmak istedim.